İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Evet, haftayı kapatıyoruz. Borsa İstanbul'da inişli çıkışlı bir seyir vardı hafta boyunca. Bugünü yukarıda kapatacağız, öyle gözüküyor. Eğer son 10 dakikada herhangi bir şekilde çok yüklü bir satış gelmediği takdirde muhtemelen yukarıda kapatacağımız bir gün olacak. Bugün ana haberde birinci bölümde Cem Kaya bizimle birlikte olacak. İnfo Yatırım Şubeler Pazarlama Koordinatörü. Cem Kaya ile borsayı kapatacağız, piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Amerika'dan gelen önemli veriler var, onlara da bakacağız ayrıca. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı. Ama bu arada işsizlik verisi beklentilerin bir hayli üzerinde geldi. Amerika'da son işsizlik verisi %3.5, 3.5. Dolayısıyla Amerika işsizlikle mücadelede ciddi anlamda yol almış durumda. Bir önceki veri 3.6 idi. Beklenti de 3.6 civarındaydı. Onun altında bir işsizlik verisi geldi. Şu anda Amerika'da verilerin iyi gelmesinin yarattığı bir rahatlık ortamı var. İkinci bölümde Ersin Şahin'le konuşacağız. Ersin Şahin, Erin Motor'un genel müdürü ve Türkiye'de yerli motor üretimi konusunda patentleri de olan, aynı zamanda pek çok alanda otomotiv sektörüne hizmet veren bir şirketin genel müdürü. Bildiğiniz gibi TOG, yerli otomobilin, yerli cihazın ya da akıllı cihazın üretimiyle ilgili süreçler devam ediyor. Bu arada otomotiv sektöründe elektrikli otomobile geçişle ilgili daha hızlı adımlar geliyor. Şu anda dünyada elektrikli otomobil piyasasının yaklaşık %50'si, yani mevcut trafikte olan araçların %50'si Çin'de. Geri kalanı Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da. Ancak Türkiye ve benzeri ülkelerde elektrikli otomobil penetrasyonu çok yavaş ve çok hızlı değil. Bu penetrasyonun nasıl hızlandırılabileceğini soracağız Ersin Şahin'e. Neler var derseniz, biraz önce Amerikan verilerini aktardık. Amerika'dan gelen iyi veriler var. Bunları konuşacağız. Bu uluslararası piyasalarda ciddi bir etki yarattı ve doların da gerçek anlamda değer kazanmasına yardımcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağını açıkladı. Yani Ağustos ayı içinde Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelebileceği tahmin ediliyor. Bu arada Rusya'nın tahılını Türkiye'nin pazarlaması üzerinden giden bir yeni süreç var. Bu şu anlama geliyor: Rusya'nın tahılının artık koridordan çekildiği için pazarlanma imkanı yok. Bu durumda Rusya tahılı Türkiye üzerinden Türkiye'ye gelecek ve Türkiye tabii boğazlardan geçecek. Türkiye üzerinden pazarlanması mümkün olabilecek. Bu da uluslararası gıda tekellerinin ve uluslararası gıda fiyatlarının yönelimi bakımından son derece önemli. 100 EYT'liden 46'sı şu anda işine devam ediyor. Dolayısıyla EYT aslında bir emeklilik sistemi olmaktan çok daha çok emeklilik hakkı kazanan kişilere bir kıdem tazminatı bazı oluşturmuş durumda. Hindistan, buğday ithalat vergisini kaldıracağını açıkladı bugün itibariyle. Buğday ithalat vergisini kaldırınca buğday fiyatlarının daha fazla yukarı doğru gitmesi ortaya çıktı. Çünkü Hindistan'ın büyük bir talebi var. Bu arada buğday, yani tahıl koridoru kapalı olduğu için buğday fiyatları uzunca bir süredir yukarı doğru gidiyordu. Bugün nitekim Hindistan'ın bu kararıyla birlikte buğday vadelileri %4 prim yaptı. Şok etkisi diyebiliriz. Finansal piyasalara bakalım. Finansal piyasalarda dolar TL 26.99-21'de bir ara 27'yi gördü. Çok kısa anlık olarak 27 gördü. Oradan aşağı doğru geldi. Ve muhtemelen Merkez Bankası ve kamu bankaları doların 27'yi görmemesi için olağanüstü bir çaba yürütüyorlar. Bunu görüyoruz. Euro TL'de 29.68'deyiz. O da yukarı doğru hareketli. 30'u görmesi an meselesi. Pound TL'de 34'teyiz. Pound 35'leri gördü. Oradan buraya doğru geldi. Tekrar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Frank TL 30'un üzerine park etti ve frank bugün 30.95'te. Euro dolar paritesi 1.0989'da. Euro'nun bugünkü çıkışı çok güçlü olmakla birlikte dolardan, Amerika'dan gelen işsizlik verisi ve benzeri haberlerle bir miktar hız kesti. Dolar endeksi 102.26'da, 100'ün üzerinde park etti, yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Ancak akşam saatlerinde dolar endeksindeki kayıp küçük çaplı bir gerilemeye doğru gitti.
Günün belki de en fazla değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi Rus rublesi. Rusya bildiğiniz gibi hem tahıl koridorundan kaynaklanan sorunlar hem petrol fiyatlarından kaynaklanan problemler nedeniyle maalesef zor günler geçiriyor. Şu anda ruble 94.96, yani 1 dolar eşittir 94.96 ruble. Bu yaklaşık 95 rubleye tekabül ediyor. Yuvarlak hesap söylemek gerekirse. Bu da şu anlama geliyor. Rus rublesi giderek daha fazla değer kaybeden bir para birimi durumuna geliyor. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, ambargolar maalesef bu duruma yol açıyor. Altın 1941 dolarda yukarı doğru hareket ediyor. Düne göre bir miktar daha yukarıda ancak elbette görmesi gereken seviyeler buralar değil. Altının 2000 dolarları görebileceğine dair yakın vadeli tahminler var. Gram altın 1681 lirada, o da yukarı doğru hareketli ancak rekordan hala çok uzak. Brent petrol 85 dolar 51 sent hareketli yukarıya doğru gidiyor. Dün 85'in altındaydı, 84 dolar seviyesindeydi. Bugün tekrar yukarı yolculuğunu sürdürüyor. Yukarıda 90 dolar seviyesi gözüküyor yakın vadede. NYMEX'te 81 dolar 92 sentteyiz, o da yukarı doğru hareketli. Dünya ticareti bakımından önemli bir gösterge sayılan Baltic Dry Endeksi, Baltic Kuru Yük Endeksi 1128 puanda 0.45 bugün itibariyle yukarıda. Bugünü iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul kendini 7300 puanın üzerine konumlandırdı. Saat 16 itibariyle Borsa İstanbul 100 Endeksi 7340 puandaydı. 1.65'lik bir kazancı vardı. Saat 16.30'da 7368'e çıktı. Kazancını 2.03'e yükseltti. Saat 18.45'te yani yaklaşık 15 dakika önce 7397'ye çıktı ve %2.44'lük artış var. Şimdi birazdan kapanış rakamını göreceğiz. Paranız olsa hangi mevduata yatırırsınız diye sorarsak herhalde uzunca bir süre herkes Türk lirası mevduata yatıracağını söylerdi. Nitekim kur korumalı mevduat dolayısıyla Türk lirası mevduata yüksek bir faiz uygulayan bankalar artık yavaş yavaş Türk lirası mevduata daha düşük faiz vermeye başladılar. Bir süre öncesine kadar Türk lirası mevduata uygulanan, üstelik de kırık vade dediğimiz 1-3 aylık vadeye uygulanan faiz oranı %42 ile 23 yılın en üst seviyesine çıkmıştı. Şimdi 30'un altına doğru geriliyor. Bu şu anlama geliyor. Artık Türk lirası mevduat hesabı açtıranların sayısı azalıyor. Dolar cinsinden mevduat hesabı açtıranların sayısı artıyor. Bu ne anlama geliyor? Dolarlaşma ya da dolarizasyona doğru yeniden bir gidiş var. Bu elbette makro ihtiyati tedbirlerle yeniden düzenlenecek diye düşünüyoruz. HSBC 2023 yılı itibariyle dolar tahminini 27'den 29'a çıkardı. 27'den 29'a çıkarması ile ilgili süreç elbette belli bir vadeye dayalı. Bazı başka bankaların yaptıkları tahminler 30-31 seviyelerini işaret ediyor. 2024 yılı içinde HSBC'nin tahmini dolar TL'de 32 olarak gözüküyor. İyimser tahminler bunlar, çok daha yukarıda şekillenebilir. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı. 187 bin geldi. Ancak bu veri elbette işsizlik verisiyle birlikte düşünüldüğünde işsizlik verisi beklentilerin çok çok üzerinde geldi. Çok iyi bir veri geldi. %3,5 Amerika işsizlikle mücadelede gerçekten bir başarı hikayesi yazıyor. Bir önceki aya göre 3.6'dan 3.5'e indi. Beklenti de 3.6'ydı. Dolayısıyla beklentinin üzerinde daha iyi bir veri geldi. Amerika'nın işsizlikle mücadelesi emin adımlarla yürüyor. FAO'dan Temmuz ayı gıda fiyat endeksi ile ilgili bir değerlendirme geldi. Temmuz ayında gıda fiyat endeksi %1.3 arttı. Bu kötü haber. Bildiğiniz gibi uzunca bir süredir FAO'nun gıda endeksi aşağı doğru gidiyordu. Son 2 yılda sürekli aşağı doğru giden endeks artık yukarı doğru hareket ediyor. Sebebi belli. Bildiğiniz gibi Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesi. Hem tahıl fiyatlarının tabii bu arada sadece buğday, arpa, yulaf, çavdar ya da mısır değil, aynı zamanda pirinç fiyatlarını, mercimek fiyatlarını, nohut fiyatlarını da yukarıya doğru götürüyor. Bu Türkiye açısından iyi bir haber değil. Gıda enflasyonunun yeniden
ayağa kalkması ile ilgili bir süreç beraberinde gelebilir. Bu arada bitkisel yağ fiyatlarındaki artış 12.1 aylık bazda. Ve son haberimiz Amerika'dan Amerikan Başkanı, eski Başkanı Donald Trump bugün mahkeme önüne çıktı. 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla yargılanıyor. Bütün iddiaları reddetti ve seçimleri etkilediğine ilişkin iddiaları da yine aynı şekilde reddediyorum dedi. Hakkında 4 suçlama vardı, 4'ünü de kabul etmedi. Borsa İstanbul haftayı iyi kapattı. 7400 puanda, 7300'ün üzerinde konumlanmıştı. Şimdi 7400'ün üzerine konumlanmaya çalışıyor. BIST endeksi %2.48'lik bir değer kazancı sağladı bugün. BIST 50 endeksinde de 6592 puandayız. Orada da %2.50'lik bir artış var, daha yüksek. Asıl artış BIST 30 endeksinde 8022 puanda ve %2.74'lük bir artış var. Borsanın haftanın son gününde şahlandığını ve kanatlandığını söyleyebiliriz. Hafta içinde elbette inişli çıkışlı bir seyir vardı. Bu inişli çıkışlı seyirler dolayısıyla borsada kayıplar da var, kazançlar da var. Kayıpların kazançları telafi edip etmediğini ya da kazançların kayıpları telafi etmeye yetip yetmediğini bilmiyoruz. Ama görünen o ki haftaya iyi bir kapanışla girdik ve bir sonraki haftaya bu kapanış rakamının taşınabileceğini tahmin ediyoruz. Elbette olağanüstü bir şey olması. Bildiğiniz gibi bugün önemli bir toplantı var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan uluslararası yatırımcıların önündeydi. Bir roadshow'a çıktılar. Yaklaşık 50 uluslararası yatırımcı kuruluş katıldı. Basına kapalı bir toplantı. Bu toplantıdan şu ana kadar sızan bir bilgi yok ama dünyanın bütün büyük fonları şu anda Türkiye'nin önünde. Türkiye kendini bu fonlara anlatmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi BlackRock. BlackRock 10 trilyon dolarlık bir hacme sahip. 10 trilyon dolarlık bir fonu yönetiyor. Global GDP'nin 100 trilyon dolar olduğunu düşünürsek %10'una tekabül eden bir fondan bahsediyoruz. Böylesi büyük fonlar Türkiye'ye eğer bir şekilde ihtiyaç duyarlarsa ya da Türkiye'ye gelmeye karar verirlerse her şeyi çözebileceğimiz bir süreç ortaya çıkabilir. Kısa vade için söylüyoruz. Uzun vadede sorunlarımız ortada. İşsizlik sorunu ortada, enflasyon sorunu ortada, cari açık ortada, dış ticaret açığı ortada. Bunları elbette kısa vadede çözemeyiz ama kısa vadede sıcak paraya ulaşma imkanımız olabilir. Bugün hem borsayı, kapanış rakamlarını konuşacağız, haftaya nasıl başlayacağız, önümüzdeki haftaya bunları konuşacağız. İnfo Yatırım Şubeler Pazarlama Koordinatörü Cem Kaya şu anda Skype hattımızda. Cem Bey hoş geldiniz. Ali Bey merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şöyle bize haftayı bir özetlemenizi rica ediyorum pazartesinden cumaya ve bugünkü kapanış rakamını. Kapanış rakamı çok iyi geldi. Elbette borsada bugünü kazançlı geçirenler var. Tabii birileri kazanırken birilerinin kaybettiğini de biliyoruz. Bu son derece normal, bileşik kaplar gibi. Bize bir bugünkü rakamdan yola çıkarak, bugünkü kapanış rakamından yola çıkarak bir de geriye doğru yani bir retrospektif yaparak haftayı yorumlarsanız seviniriz. Evet, Ali Bey sizinle program yapmak gerçekten çok zor çünkü her şeyi o kadar kısa vadede, kısa zamanda özetliyorsunuz ki bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı işin açıkçası. Söylediğiniz gibi borsa rekorla kapadı. Bu hafta sonuna da borsa yatırımcısı oldukça moralli gidiyor. Trend burada devam ediyor. Bugün gelecek olan data vardı biliyorsunuz, gelen data. Merakla bunu bekliyorduk. Çünkü Amerika'da risk iştahı devam edecek mi, etmeyecek mi? Orada Fed faiz artışına gidecek mi, gitmeyecek mi beklentisi bugünkü tarım dışı istihdam datasının sonucuna bağlıydı ki orada 200 bin beklentinin altında geldi. Bu piyasaları bir miktar morallendirdi. Bunu hemen bir yandan altın tarafında, bir yandan da petrol tarafında çok net görebiliyoruz. Çünkü Fed'in faizleri de şu anda baktığım kadarıyla 10 yıllık faizler %2 aşağıda. Yani Fed faiz artacak beklentisi yukarı doğru 10 yıllıklar hareket ederken bugünkü gelen data ile beraber hemen geri soluklandı. Tekrar geriye geldi. Orada bir
alış geldi yani yüksek faiz oranlarına. 4.09'u geçmişti. 4.09'u geçince orada alış gelince de faizler bir miktar geri çekildi. Tabii ki bu süreci FED nasıl yönetecek? FED şu anda hala sözlü müdahale yapar diye bekliyorum ben ki öyle yapıyor. Datalara bakacağız. Bir faiz artışı daha olabilir şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu tabii global risk iştahı açısından oldukça önemli. Bizim tarafta ise sanki küçük bir 2022 yaşıyoruz. Biliyorsunuz 2022 borsa için tarihi bir seneydi. Sadece bizim için değil, dünya için literatüre giren bir seneydi. Çünkü tüm dünyada faizler artırılırken bizde faizler düşürüldü. Borsa alternatifsiz bırakıldı ve buna bağlı olarak dolar bazında %100, TL bazında da %200 bir getiri yaptı. Tabii 2023'te belirsizlikler çok fazlaydı ama şu anda ortodoks politikalara geçmemize rağmen mevcut enflasyon tahminlerinin altında kalan mevduat faizleri şu anda tabii ki borsanın talep tarafında güçlü kalmasına neden oluyor. Biz de teknik disipline bağlı, en son sizinle olan yayınımızda da konuşmuştuk, trendi yukarı doğru takip ediyoruz. Şu anda 7200 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece pozisyonlarımızı yukarı yönde 7500 daha da üstüne taşıyacağız ama şu anda her şey çok normal, borsanın lehine devam ediyor. Tabii ki bugün Mehmet Şimşek'in ve Sayın Gaye Hanım'ın yapacağı toplantıdan gelecek olan açıklamalar da önemli önümüzdeki hafta için. Ama ne olursa olsun şu anda tek bizi sıkıntıya sokan şey henüz daha yabancı yatırımcı gerçek anlamda piyasaya gelmiyor. Hala 30 seviyesinin üzerinde daha yeni çıktık. Biliyorsunuz 27,5 seviyesine düşmüştük. Şu anda yabancı henüz daha iştahlı değil. Ben bunu yurt dışındaki piyasalara da bağlıyorum. Yani yurt dışında da şu anda cazip piyasalar var. Ondan dolayı yabancı şu anda bizi ikinci planda bırakıyor. Dolar kuru eğer 27,5'un üzerine çıkarsa, 30'a doğru giderse belki biraz dolar bazında biraz daha iştahlanabilirler. Ama normal şartlarda 60-65 olan yabancı takas oranı şu anda 30 seviyelerinde. Ve burada tamamen yerli yatırımcının talebi var. Herkes artık enflasyonu yenmek için tek çare olarak 2022'de olduğu gibi yine 2023'te borsayı tercih ediyor. Tabii bu seviyelerde çok seçici olmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Biz de gerekli uyarıları yapıyoruz. Çünkü sabah uyandığımızda yeni bir ürünle karşılaşabiliriz veya BDDK'dan bir açıklama gelebilir, yeni bir hamle olabilir. Diğer taraftan Merkez Bankası'ndan bir hamle olabilir. Tabii ki şu anda gerçekten enflasyonla olan mücadele o tarafta çok çetin geçiyor. Ama şu anda borsa alternatifsiz gibi görünüyor Ali Bey. Çok güzel özetlediniz. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan'ın bugün uluslararası yatırımcılarla yaptıkları toplantıdan küçük bazı haberler sızmaya başladı. Ama bu haberlere tabii itibar edemiyoruz. Çünkü gerçekten birincil kaynaktan doğrulanmamış haberler. Şöylesi haberler var, ikna edemediler. Yani Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı uluslararası yatırımcıları ikna edemedi. Ben bu yorumun biraz maksatlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, para biliyorsunuz yani yeşerebileceği her yere gider, akar. Yani cash flow yeter ki bir şey görsün, fırsat görsün. Yani siz çağırmasanız da gelir, siz çağırırsanız zaten koşa koşa gelir. Şimdi bizim tabii şu anda uygulamakta olduğumuz ekonomi politikası geçmişteki rasyonaliteden uzak ekonomi politikasından bir hayli farklı olduğu için elbette yatırımcılar sadece şunu anlamak istiyor. Yani burada devam edecek misiniz? Böyle devam edecek mi? Yoksa geri dönebilir misiniz? Faizi artırma politikasında eliniz ne kadar geniş? Bunu anlamak istiyorlar. Eğer bu konuda bir şey verildiyse, teminat verildiyse, evet biz faizleri artıracağız, kademeli olarak gideceğiz, geri dönüş yok, tekrar eski günlere dönmeyeceğiz derlerse, bir süre sonra uluslararası fonlar, yatırımcılar Türkiye'ye doğru rotalarını çevirebilirler. Yoksa bu bugünün meselesi değil. Yani bugün Mehmet Şimşek, Gaye Erkan, işte uluslararası yatırımcıların önüne çıktılar. Ertesi gün Türkiye'ye 50 milyar dolar para gelecek. Böyle bir şey yok. Bu sadece bir uzun vadeye dayalı, onları ikna etmeye yönelik, varsa kaygılarını gidermeye yönelik bir operasyon olmalı, öyle görünmeli. Yoksa sermaye biliyor nereye gideceğini, hangi ülkede ne kadar fırsat olduğunu çok iyi biliyor. Arjantin'de varsa Arjantin'e, Endonezya'da varsa Endonezya'ya, Türkiye'de varsa Türkiye'ye gelir. Bunun için yani sermayeyi ayrıca davetiye çıkarmak gerekmez diye düşünüyorum. Neyse, gelen bir mesaj vardı, ona bir anlamda gönderme olsun diye söylüyorum. Şimdi isterseniz biraz borsanın alt kırılımlarına bakalım. Yani alt endekslerde durum nedir?
Sanayi Endeksi, Mali Endeksi, Perakende Endeksi, Ulaştırma Endeksi ve diğer endekslere bakarsak, oralarda nerelerde hayat görüyorsunuz, nerelerde daha büyük fırsatlar olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Evet, şimdi aslında bankacılık endeksini bir süredir izliyorduk. Burada 5900 seviyesi bizim için önemliydi. 5900 bankacılık endeksinde geçilince yukarı doğru hareket şu anda çok net devam ediyor. Burada da 6650-6600 seviyesini hedeflemiştik biz ki bugün yine orayı denedi ve orayı geçmeye çalışıyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta mevcut trend devam ederse bankacılık endeksi yine piyasada lokomotif etki yaratabilir. 6850 endeksine doğru hareket sürebilir. Tabii ulaştırma sektörü oldukça güçlü duruyor. Bilançolar çok iyi gelecek ki siz de bilirsiniz BDDK'nın yapmış olduğu bu turizmin yani paranın yurt dışına çıkmasını engellemeye dönük kredi kartındaki taksit sayısını sıfırlaması, kaldırması ulaştırma sektörüyle ilgili çok ciddi soru işaretleri getirmişti bilhassa havacılık sektöründe. Ama görüyoruz ki şu anda o kadar güçlü bir turizm tarafı var ki havacılık sektörü çok çok iyi bilançolar açıklayacak bu pandemiden sonra ki 3. çeyrekte de bu bilançoların daha da güçlü geldiğini göreceğiz. Aslında baktığınız zaman Ali Bey, hani turizm tarafında her şey çok gülük gülistanlık değil. Yani orada da bir maliyetler arttı. Baktığınızda dolar bazında ucuzladık gibi görünse de aslında çok çok da ucuz değil Türkiye artık. Doğru. Hatta yerli yatırımcı bile turizm için yani tatil için dışarıyı tercih ediyor çok fazla. Bence bunun içinde alınmış bir hamleydi bu BDDK tarafından. Çünkü dolar kurunun bu kadar yukarı gitmesinden sonra oluşan artan maliyetler bir şekilde fiyatlara yansıyor. Zaten bu da enflasyonun oluşmasına neden oluyor. Ama ne olursa olsun turizm, Türkiye'de havacılık şu anda oldukça ön tarafta. O yüzden ulaştırma şu anda bence piyasada lokomotif olmaya devam edecek. Diğer taraftan tabii holdinglerimiz var. Onlar da bilanço anlamında çok güçlüler ve çok ucuz kaldıklarını düşünüyorum ben. Eğer yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmeye başlarsa ki buradan hareket eder diye düşünüyorum ben. İlk önce holdinglerden işe başlar. Çünkü gerçekten çok ucuz kalmış, FK'sı çok düşük kalmış holdingler var. Ama ne olursa olsun biz teknik disipline bağlı hareket edeceğiz. Endeks 100 için 7200 ki bu seviye kırılırsa orta vadeli destek seviyemiz o zaman 6700 seviyeleri gündeme gelecek. Ekstra bir ürün gelmezse altını çizmek istiyorum. Ben 6700 seviyesine kadar olan geri çekilmeyi normal karşılarım eğer 7200 kırılırsa. Aksi takdirde pozisyonlarımızı doğru sektör, doğru hisse senedi olarak yukarı yönde taşımaya devam edeceğiz. Tabii şunu da hesap etmek lazım Ali Bey. Önümüz kış. Şu anda her şey çok güzel ama bir tahıl koridoru olayı, diğer taraftan petrol fiyatlarında arz kısıntısı, Rusya'da biraz elindeki kozları, geçen programda da sizinle bunları konuşmuştuk, elindeki kağıtları masaya açtı ve res çekiyor önümüzdeki kışa doğru. Biliyorsunuz Ruslar kışa general kış derler. Çok büyük savaşları kışın kazanmışlardır. O yüzden ben bu kışın ilginç olacağını düşünüyorum. Duyduğuma göre ayvalar da çok fazlaymış. Kış sert geçerse eğer Avrupa tarafından ve bizim tarafından petrol fiyatlarına bağlı bir miktar sıkıntı olabilir. Bu da enflasyonu yukarı yönde körükleyebilir. Mevcut enflasyonun bu güçlü seyri önümüzdeki dönemde de devam edebilir. O yüzden benim gözüm her zaman biraz petrol fiyatlarında. Eğer Amerika'da böyle faiz artışını durdururlarsa ve sadece sözlü müdahaleye giderlerse bu resesyona girmeyecek beklentisi oluştuğu için zaten hemen bir anda petrol fiyatlarına talep gelmişti. Petrol fiyatları önümüzdeki günlerde bizi biraz rahatsız edebilir. Şu anda değil ama gözümüzde orada. Evet. Peki gıda fiyatlarına değindiniz. Oradan yürüyelim isterseniz. Şimdi bugün gelen haberlere baktığımızda tahıl koridorunun kapanmasıyla birlikte buğday, arpa, yulaf, çavdar fiyatları artıyor. Mısır fiyatları yukarı doğru gidiyor. Ve uzun bir aradan sonra FAO'nun gıda endeksi yukarı doğru gitmeye başladı. Aylık bazda %1.3. FAO'nun gıda endeksi son 2 yıldır sürekli tedrici olarak aşağı doğru geliyor. Türkiye hariç tabii. Türkiye'deki fiyatlardan bağımsız bir endeksten bahsediyoruz. Ya da Türkiye'deki fiyatlar FAO'nun uluslararası gıda endeksinden bambaşka bir görünüm arz ediyor. Bu bizim arz talep dengemizle ilgili ve içerideki enflasyonla ilgili. Onu geçiyorum ama anlaşılan şu ki dünya bir gıda krizine doğru gidiyor. Yani gıda endeksi eğer yukarı doğru gitmeye başladıysa bir gıda kıtlığı geliyor.
Bugün mesela Hindistan'dan gelen bir haber var, çok önemli. Hindistan pirinç ithalatını, ihracatını yasakladı, tamamen yasakladı. Buğday ithalatına ise ciddi anlamda geçit verecek bir şey yaptı. Ve bu da buğday vadelerini yukarıya doğru taşıdı. Yani buğday talebini artırmak istedi. Sanıyorum pek çok ülkede bu olacak ve bir süre sonra biz galiba ekmeği, unu ve benzeri ürünleri daha pahalı yemek zorunda kalacağız. Bu tabii Türkiye gıda enflasyonuyla mücadele edemediği için, diğer enflasyonla mücadele ettiğimizi söylemiyorum ama gıda enflasyonuyla mücadele birinci koşul. Yani önce birinci kurşunu oraya atmamız lazım. Oraya atıp eğer ıskalıyorsak dolayısıyla diğerlerini vurmamız mümkün değil. Bu durumda zannediyorum gıda fiyatlarında yeni bir süreç ortaya çıkacak ve daha pahalı bir dönem geldiğini söyleyebilir miyiz? Hem buğday hem diğer hububat ve tahıl ürünleriyle ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Evet, söylediklerinize aynen katılıyorum. Tabii bir de buna küresel ısınmayı eklemeliyiz. Kuraklık şu anda gerçekten çok ciddi anlamda tüm dünyayı rahatsız ediyor. Bu tahıl koridoru da tabii arzın kısılması, kuraklık ciddi anlamda arz kısıtlığını arttırıyor. Bu da tabii mevcut talebi ki gıdaya olan talep yani bu bir özel bir tüketim değil. Gıda önemli. Tüm dünyada talep devam edecek ama arz kısıldıkça da bu fiyatlara yansıyacak. Bu da ne olursa olsun başta bizim gibi ülkelerde enflasyonu yukarı yönde tetiklemeye devam edecek. Bu çok net görünüyor. Zaten bunu hisselerde de görebiliyoruz. İşte gübre sektöründe olsun, gıda sektöründe olsun, perakende de olsun. Bunlar gerçekten çok güzel performans gösterdiler. Ben o yüzden her zaman hani portföylerde işte bir perakende sektöründen, bir gıda sektöründen böyle iskontosu olan, önümüzdeki döneme ait bilanço beklentisi olan hisselerden bulunması gerektiğinin altını hep çiziyorum. Evet. Pek çok üründe var. Biraz önce siz de değindiniz. Mesela kakao fiyatları çok hızlı artıyor. Fil dişi sahilinde şu anda büyük bir sel felaketi var. Yani hala etkileri devam eden bir felaket var. Fil dişi sahili dünyadaki kakaonun %50'sinden fazlasını üretiyor. Şimdi Hindistan mesela pirinç ihracatını yasaklamaya başlayınca dünyanın önemli pirinç üreticilerinden bir tanesi ve pirinç fiyatları yukarı doğru gidecek. Rusya zaten tahıl koridorundan çekildiği için diğer bütün tahılların fiyatları yukarı doğru gidecek. Enflasyonda, gıda enflasyonunda bizi ve diğer ülkeleri bekleyen zor bir dönem var. Biraz vaktimiz var, 7-8 dakika kadar vaktimiz kaldı. Onu da mevduat faizlerine ayıralım istiyorum. Mevduatta, Türk lirası mevduat faizlerinde geriye doğru gidiş var. 42'lere kadar gelmişti hatırlarsanız. Yani 23 yılın en yüksek değeriydi. Şimdi 30'lara kadar gerilemiş durumda. Artık Türk lirası mevduata yeterli talep yok mu? Yani vatandaşlar acaba paralarını altın ve benzeri enstrümanlarda mı daha çok değerlendiriyorlar yoksa yeniden bir dolarizasyon dönemine doğru giriyor muyuz? Bence çok kritik bir soru. Tüm resmin çerçevesi bu. Merkez Bankası'nın agresif olmayan kademeli faiz artışından sonra yapmış olduğu gaye hanımı gerçekçi 2023 senesine ait %58 enflasyon beklentisi mevcut mevduatları tabii ki şu anda çöp haline getirdi. Şu anda kimse TL'de kalmak istemiyor, mevduatta faizde kalmak istemiyor. Tabii önümüzdeki günler ne getirir bilinmez ama zaten borsadaki talebin de bu kadar güçlü olmasının en büyük nedeni bu. Borsada bir düzeltme gelemiyor. Yoruldu piyasa ama o kadar çok fazla talep var ki para buradan herhangi bir yere çıkamıyor. Mevduata gidemiyor. Tabii ki biz de burada alternatif ürünleri takip ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi eğer borsada bir düzeltme olursa acaba bir miktar nerede beklemek lazım? Nerede parayı park edip izlemek lazım? Ben burada en şanslı ürünü gram altın olarak görüyorum. Evet. Çünkü ons altında 1930 seviyesi önemliydi benim için. Çok yakından takip ettiğim bir seviyeydi. Oradan tekrar bu risk iştahının artmasına bağlı son gelen datadan sonra Amerika'da tekrar ons altın şu anda 1940 seviyesine doğru yükseldi. Bu ne demek? Ons altında yukarı doğru hareket devam edebilir demek. Gram altın, ons altın yukarı giderken tabii ki yukarı gidecek. Bir de gram altın dolara karşı da aynı zamanda duyarlı olduğu için hem
ons altını hem dolar TL'ye karşı sizi koruduğu için böyle zamanlarda ben şu anda en çok güvenli liman olarak gram altının tercih edileceğini düşünüyorum. Zaten piyasada da bu yönde bir algı var. Tabii ki şu anda mevduat faizlerinde kalmak enflasyona karşı paranızın erimesine neden olacaktır. Son 5 dakikamız. Onu da Amerika'ya ayıralım. Amerika'dan biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi geldi. Asıl önemlisi işsizlik verisi %3,5'a kadar geriledi. Amerikan ekonomisi yani Fed'in çok dirayetli yönetimi sayesinde işsizliği tedrici olarak aşağı doğru çekti. Tarihsel olarak belki de en düşük seviyelerden bir tanesi. Öyle söyleyebiliriz zaten bu konuya ilişkin verilere baktık. Tarihsel en düşük seviyelerden bir tanesi. Beklentilerin de altında 3,6 bekleniyordu. Bir önceki ay 3,6 idi. 3,5'a kadar geriledi. Amerikan Merkez Bankası bundan sonra yani madem istihdam verisi de istediği noktalara geldi, enflasyonda da istediği noktaya doğru geliyor aslında. %3-4'lerin altına doğru geldi. Bundan sonra sanıyorum daha temkinli, daha kararlı adımlar atacaktır. Yani faiz yükseltme konusunda artık patikanın sonuna geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet, aslında baktığınızda Amerika yapmış olduğu daha önceki enflasyonla mücadeledeki tedavinin sonuçlarını ancak yeni yeni alıyor. Zaten bu böyledir. Faiz artışı hemen etkilemez enflasyonu ama bir 6 aylık bir süre sonra yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar faizlerdeki artış. Tabii ki şimdi burada Amerika'nın aslında faizi arttırmak her zaman kötüdür ama faizi arttırdığınız zaman frene basarsanız, eğer faizi düşürmeye başladığınız zaman da gaza basarsanız, FED bunu da kullanacaktır önümüzdeki zamanda. Yani şu anda FED yapmış olduğu hamlelerin meyvelerini yavaş yavaş alıyor istihdam tarafında. Ve enflasyon da ufak ufak düşük gelmeye başladı. Yavaş yavaş bu yönde algı da oluşmaya başladı. Ama FED işi sıkı tutuyor. Benim çok net gördüğüm Ali Bey, böyle iyi data gelse bile hemen agresif açıklamalar yapıyor, şahin duruş yapıyor. İşte biz hala vazgeçmedik, önümüzdeki dönem faizleri arttırmaya devam edebiliriz, dataları takip edeceğiz şeklinde. Bu tabii ki çok normal. Davranışsal finansta talebi bir şekilde faizleri arttırarak düşürebilirsiniz, yavaş frene basabilirsiniz. Ama bunu algısal anlamda da sürdürebilmek için bu şekilde şahin duruşa gerek var. Tabii ki bugünkü gelen data, istihdam datası beklentinin altında geldi ama sizin de söylediğiniz gibi işsizlik de düşüyor. Yani bu biraz tezat aslında. Evet. Bu da işte işin gerçekten nasıl doğru yapıldığını çok net gösteriyor. Eğer önümüzdeki dönemde enflasyon datası düşük gelirse piyasalar iyice iştahlanacaktır. O zaman artık yavaş yavaş FED faiz zaten arttırmayacak. Acaba ne zaman indirecek beklentileri satın alınmaya başlanacak? Tabii ki bu risk iştahı açısından oldukça önemli. İşte böyle bir durumda işte petrol fiyatları nasıl hareket edecek, altın fiyatları nasıl hareket edecek bunları göreceğiz. Ama her şey beklentiyle, şu anda beklentiler alınıyor ve FED'in de artık sizin de söylediğiniz gibi faizleri zirve seviyesine getirdiği beklentisi piyasada çok net oluşmuş durumda. Ama FED de demiyor ki tamam burası zirve, biz bundan sonra faiz arttırmayacağız dese o zaman yaptığı tedavinin yan etkileri oluşmaya başlar. O yüzden çok net dik duruyor ve sert açıklamalar yapıyor. Ben hala şahinim, gerektiğinde faiz arttırabilirim şeklinde. Ama önümüzdeki dönemde benim beklentim FED'in faiz arttırmayacağı yönünde ve FED'in faiz arttırmaması bir süre bu faizle devam ederek yavaş yavaş indirmek yönünde beklenti yaratacağı ama bunun için daha çok erken ama FED'in en azından faizi tepeye getirdiğine inanıyorum ben. Peki vaktimiz kalmadı ama bir petrol değerlendirmesi isteyeceğim. Öyle noktalayalım 1,5-2 dakikada. Petrolde tabii. Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın kısıntıları devam ediyor. Rusya petrol üretiminde bir kısıntı yapıyor. Günlük 1 milyon varil. Suudi Arabistan'da da benzeri bir tablo var. Dolayısıyla onlar da yani OPEC Plus ülkeleri birlikte hareket ediyorlar. Organik bir bütünlük içinde. Bu petrol fiyatlarını nereye doğru tırmandırır? Yani bu kısıntı Eylül'e kadar devam edecek. Onu biliyoruz. Hem Suudi Arabistan'dan hem Rusya'dan gelen haberlere baktığımızda. Nasıl bir yaklaşım görüyorsunuz kısa vadeli petrolde? Evet, şimdi Ali Bey, petrol fiyatları geçen sene, yani bir sene önce baktığımızda 120 dolar civarındaydı. 120 dolardan bir düşüş trendiyle
72 dolarlara kadar geri çekildi. Fakat tabii biz bunu yakından takip ediyorduk. 81.50 doların üzerine çıkması bu düşüş trendinin bittiği anlamına geldi. Şu anda da düşüş trendi bittikten sonra yukarı yönlü bir trend teknik olarak yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü şöyle bir algı vardı. Amerika resesyona girecek. Bu faiz artışları böyle devam ederse sert bir iniş olacak. Talep düşük olacak. Ondan dolayı petrol fiyatları da düşük kalacak beklentisi vardı. Ancak bu algı son dönemde değişti. Amerika'da yumuşak iniş beklentisi satın alınmaya başladı. Bir resesyon olmayacağı beklentisiyle risk iştahı artınca petrol fiyatları talep görmeye başladı. Ve petrol fiyatları 81.50'nin üzerine geçtikten sonra cin şişeden çıktı. Şu anda trend yukarı doğru döndü. Burada bizim 86 seviyesinde bir direncimiz var ki şu anda siz de ekranda paylaşıyorsunuz. O seviyeye çok yakınız. Bu seviyenin üzerinde ben 87 daha sonra da 90 seviyesine doğru hareketin devam etmesini bekliyorum Brent petrolde. Tabii ki burada OPEC'in alacağı kararlar, arz kısıntısının devam edip etmeyeceği hepsi çok önemli ama şu anda teknik olarak baktığımızda petrolü önümüzdeki günlerde çok fazla konuşacağız gibi geliyor kış öncesi. Peki, çok teşekkürler. Cem Kaya ile konuştuk. İnfo Yatırım Şubeler Pazarlama Koordinatörü. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Evet, şimdi otomotiv piyasasına bakacağız. Otomotiv piyasasında birinci el, ikinci el karmaşası var, fiyatlar karmaşası var, ÖTV karmaşası var. Pek çok sorun var. Dolayısıyla otomotiv sektöründe işler nasıl gidiyor? Hem üretim tarafına bakacağız, hem satış tarafına bakacağız. Bütün bunları bu arada tabii elektrikli otomobillere de ayrıca bir bakış açısı getireceğiz. Şu anda Skype hattımıza Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin var. Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Nasıl görünüyor? Şöyle bir fiyat karmaşasına baktığımızda piyasada bir hareketlilik var mı yok mu? Tekrar frene basıldı mı? Mesela birinci el piyasasında artık tedarik sıkıntısı giderildi mi size göre? Yoksa hala tedarik sıkıntısı var. İkinci el piyasasını ciddi biçimde frenlediler bildiğiniz gibi. Evet. Aslına bakarsanız tedarik sıkıntısı bu yılın başlarında Avrupa tarafında bitti. Yani Avrupa üretim tarafında tedarik sıkıntısını aşıp kendi pazarını doyurmaya başladı. Tabii bu tedarik zincirindeki yaşanan problemle beraber dünyanın her tarafında bir ötelenmiş talep vardı. Önce doğal olarak daha karlı oldukları ülkelerde, kendi ülkelerinde talebi öncelikli olarak doyurmaya baktılar. Türkiye bu noktada biraz daha geri kaldı. Hani daha önce Haziran ayında, Mayıs ayında yaptığımız yayınlarda da ikinci el otomobil fiyatlarındaki bu balonun çok uzun sürmeyeceğini ve bunun çok mantıklı bir şey olmadığını, hatta hani tabiri caizse hastalıklı bir ekonominin göstergesi olduğunu söylüyorduk. Şimdi de aslına bakarsanız Temmuz ayındaki özellikle gelen rakamlarla şunu anlıyoruz ki Türkiye'de de artık birinci el otomobildeki sıkıntılar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Tabii ki de iki sene önceki gibi bir durumda değiliz. Hani bugün bir sipariş verelim de bir ay sonra arabamız gelsin veya hazır araçlardan alalım. Ancak bunun yavaş yavaş çözülmeye başladığını görüyoruz. Zaten ikinci el piyasasına da alınan önlemlerle beraber ikinci el piyasasındaki fiyatlarda bir durgunluk var. Tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani buradaki durgunluğu TL bazında değil, döviz bazında bakmak lazım. Çünkü işte enflasyonist ortam ve dövizin hızlı artışıyla beraber otomobil fiyatları TL seviyesinde artmaya devam edebilir ki artacaktır da. Önümüzdeki dönemde bu artışları da bekliyoruz. Ancak döviz seviyesinde birinci el otomobillerin üzerinde bir ikinci el araç fiyatlarının artık burada daha bir normalleşme sürecine girdik. Bunu da hızla devam edecektir. Önümüzdeki senenin muhtemelen ilk çeyreğinde de bu normalleşme tamamlanır diye bir beklentimiz var açıkçası. Evet. Peki elektrikli otomobil piyasasına bakalım. Elektrikli otomobilde Türkiye'nin bir yerli markası var. Bu yerli markanın tabii çok hızlı üretilmesi ve seri üretime geçilmesi halinde iç piyasada ciddi bir talep oluştuğunu biliyoruz. Hatta siparişlerin karşılanamadığını da biliyoruz. Ama dünyaya baktığımızda farklı bir tablo var. Mesela bugün gelen bir istatistik var, onu paylaşacağım. Bu istatistiğe göre dünyadaki
elektrikli otomobil penetrasyonunun yarıdan fazlası Çin'e ait. Tabii Çin dünyada işte 1,5 milyar nüfusuyla zaten önemli bir yer oluşturuyor ama Çin'in büyük adımlar atarak elektrikli otomobil piyasasını bu kadar geliştirdiğini ben şahsen bugünkü o istatistik gördükten sonra anladım. Orada büyük adımlar atılıyor. Hemen arkasından Amerika geliyor, sonra arkasından Almanya geliyor, sonra Hollanda geliyor. Türkiye gibi ülkelere baktığımızda henüz penetrasyon çok zayıf ve yani işte %1'ler seviyesinde bir şeyden bahsediyoruz. Bir süre sonra elektrikli otomobil piyasasında büyük bir üretim hacmi ortaya çıkacak ve buna ilişkin acaba bizim neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece yerli otomobil, TOGG'la bu işi sınırlı tutarsak penetrasyonu sağlayamayız. Yani içeriden, iç pazardan tedarik sağlayamayız. Dışarıdan ithal etmek zorunda kalabiliriz. Oysa bizim yapmamız gereken yegane şey elimizdeki imkanlar varken bu imkanları iyi kullanıp mümkün olduğu kadar yerli girdilerle üretilen otomobillere para harcamamız. Ne yapmalıyız? Yani şu andaki üretim sürecine baktığımızda böyle çok canlı bir şey görmüyorum ben. Muhakkak ki bir ramp up dönemi var. Aslına bakarsanız hani yerli otomobilimizin TOGG'un çıkışında biraz ya açık konuşmak gerekirse biraz siyasi baskılarla öne çekildi. Orada bir aceleye geldi desek çok da en azından bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla evet. Öyle. Ancak ya araç çok güzel bir araç ve bu üretimi gittikçe artacaktır, hızlanacaktır. Şimdi Çinli otomobillerin çok doğru bir yere parmak bastınız. Onlarca marka geliyor. Hani bir, iki değil onlarca Çinli araç geliyor ve fiyat performansları gerçekten çok iyi. Şimdi Avrupalılar da aynısını konuşuyor. Şimdi bu Türkiye açısından şöyle bir tehlike var aslına bakarsanız. Türkiye bildiğiniz gibi otomobil ürettiği gibi, otomobil tükettiği gibi bir de otomotiv yan sanayi anlamında da ülkenin en büyük ihracat kalemi. Ve bizim ihracat yaptığımız otomotiv piyasası olarak ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa, Merkez Avrupa'da üretim yapan otomobil firmalarına ihracat yapıyoruz. Şimdi Merkez Avrupa'daki otomobil firmaları da kendi pazar paylarını ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Çünkü Çin'den gelen araçlar, ya Çin'de çok büyük bir güçten bahsediyoruz ve eski aynı cep telefonunda yaşandığı gibi şu tuşlu telefondan akıllı telefonlara döndüğümüz dönemde nasıl ki pazarda çok ciddi, çok büyük markalarda kayıplar yaşandı ve yeni markalarla baş başa kaldık. İşte Koreli markalarla, Çinli markalarla, Amerikalı markalarla baş başa kaldık. Avrupalıların oradaki penetrasyonu bitti. Benzer bir tehlikede otomotivde de Avrupa pazarını bekliyor. Şimdi burada Avrupa'nın alacağı kararlar çok önemli. Bizden çok aslına bakarsanız. Acaba serbest piyasada tamam biz açığız her şeye devam edecekler mi? Yoksa pazarı kapatmaya mı başlayacaklar? Şimdi bizim vatandaş olarak görevimiz Türkiye'de sizin dediğiniz gibi aynı şekilde maksimum yerlilik oranını sağlayan araçlara karşı kendi ekonomimizi desteklemek adına gitmemiz gerekiyor. Biz kendimiz önce destekleyeceğiz ki bu marka ihracat da yapabilsin, Avrupa'ya da gidebilsin, bir şekilde fiyatları düşsün. Ama bununla beraber bana sorarsanız Avrupalı otomobil üreticilerinin pazardaki paylarındaki kayıplar da Türkiye'yi ekonomik olarak özellikle otomotiv endüstrisinde etkileyecektir. Çinliler çok hızlı geliyorlar, çok hızlı büyüyorlar. Yani şu an Türkiye'de satılmaya başlayan Çinli otomobillerin de fiyat performansına baktığımızda, donanım seviyelerine, kalitelerine baktığımızda gerçekten çok çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani işte bir iki segment üzeri Avrupalı araçlarla aynı fiyatları neredeyse veriyorlar. Bu anlamda bir tehlike var. İşte buradaki soru şu, hala yani total araçlara baktığımızda yol üzerinde giden araçlara baktığımızda elektrikli araçların sayısı hala çok değil. Evet satışta ivme çok hızlı, grafik çok hızlı çıkıyor. Ancak total ikinci el yani piyasadaki bütün araçlara baktığımızda seviye çok yüksek seviyelerde değil. Biraz daha vakit var ama Avrupa piyasasının, Türkiye piyasasının da gerçekten Çin tehlikesi bekliyor. Yani bu çok açık ve net bir şekilde ortada. Peki son 5 dakikamız onu da yerli otomobil pazarındaki gelişmeye ayıralım istiyorum. Şimdi bizim otomobil sektörümüz ağırlık olarak işte içten patlamalı motorlar yapıyor ve içten patlamalı motorlar bir süre sonra Avrupa'da yasaklanacak. Yani adım adım gidiyor zaten Hollanda'dan başladı bu.
Ve biz artık bu otomobilleri satabileceğimiz mahdut ülkeler olacak önümüzde, ajandamızda. İşte Kuzey Afrika ülkelerine, Orta Doğu'ya satacağız. Belki biraz Orta Asya'ya satacağız. Avrupa pazarı bizim en büyük pazarımız. Bu pazardaki satış kaybını diğerleriyle telafi etmemiz biraz zor. Ne yapılmalı, nasıl hareket edilmeli ki hem pazar kaybımızı telafi edelim, yani diğer pazarlarda güç kazanalım, hem de elektrikli piyasasına daha hızlı bir giriş yapalım? Şimdi otomobil yan sanayine baktığımızda herkesin gündeminde elektrikli otomobillere geçiş var. Şimdi burada şu ayrımı yapmak lazım. Bir, otomobil fabrikalarına üretim, direkt olarak üretim yapan firmalar. İki, ikinci yedek parçaya üretim yapan firmalar. Yedek parçaya üretiminde aslına bakarsanız Türkiye'nin önünde bir fırsat var. Çünkü Avrupalı üreticiler elektrikli araçlardan çıktıkça yedek parça talebi artacaktır. Yani Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre 2035 yılına geldiğimizde yoldaki araçların sadece %30'u elektrikli olacak. Hala %70'lik büyük pay var. O anlamda yedek parça pazarının aslına bakarsanız önünde bir fırsat var diyebiliriz. Ancak hali hazırda içten yanmalı motorlu araçlara üretim yapan bizim gibi tüm otomobil yan sanayisi şu anda ürettiği parçaların ne kadarının elektrikli arabalarda kullanıldığı, ne kadarının diğerlerinde kullanıldığı ve ileride 10 yıl sonra nereye dönüş yapacağı konusunda çalışmalarını yapıyor. Kaldı ki zaten Avrupalı üreticiler de Türkiye yan sanayini o anlamda etkiliyor. Bizim otomobil tarafında diğer tarafta üretimimiz zaten bir TOK var, bir de yabancı firmalar var. Yabancı firmalar ağırlıklı olarak Türkiye yaptığı üretimi Türkiye pazarında değil, zaten ihracat yapıyorlar. O biraz da onların problemi desek de çok yanlış olmaz. TOK konusunda da atılan adım doğru. Elektrikli otomobili yatırım yapıldı. Oradan da kendi pazarını bulacaktır. Buradaki tek soru acaba TOK Avrupa'da ne kadar pazar payına sahip olabilecek? Çünkü yani herhangi bir otomobil fabrikasını sadece Türkiye pazarı doyurmaz. Yani o çok da feasible bir iş olmaz. O anlamda işte o fırsat penceresinden ne kadar yararlanabileceği şu an için en büyük soru. Ama umuyorum ki araç çok güzel, fiyatta da doğru stratejiler yakalanırsa Avrupa'da da aynı Çinli otomobillerin olduğu gibi bizim yerli otomobilimizin de fırsatı olacaktır. Peki Ersin Bey, birkaç dakikada ÖTV'ye ayıralım. ÖTV ile ilgili otomotiv sektörü nasıl bakıyor meseleye? Yani ÖTV'nin işte yükseltilmesi her seferinde gündeme geliyor. Oysa otomotiv sektörü ÖTV'yi mümkünse kaldıralım noktasında. Kaldırdığımız takdirde Türkiye'nin büyük bir otomotiv üssü, bölgesel üs haline gelebileceğini iddia eden otomotiv üreticiler var. Sizin görüşünüz nedir? Benim oradaki görüşüm açıkçası Ali Bey, yani benim burada en büyük sıkıntım şu. Ekonomi yönetiminde genelde doğru da yapılsa, yanlış da yapılsa bana sorarsanız en büyük sıkıntı otomobil ÖTV'nin, otomobillerden toplanan ÖTV'nin toplam vergi içinde, toplam ÖTV içinde değil, toplam vergi içindeki payı %7. Evet. Şimdi ÖTV'yi %50 aşağı indirseniz %3,5'luk bir vergi kaybına sahip olur ki onu başka yerlerden de aslına bakarsanız telafi edebilirsiniz. Ancak buradaki ÖTV artışı acaba yurt dışına çok fazla döviz çıkmasın diye mi yapılıyor? Yoksa saf bir ÖTV, yani vergi ihtiyacından dolayı mı doğru? Bunu bence doğru tartışmamız lazım. Otomobil üreticileri daha çok sanki devlet bunu daha fazla vergi toplayabilmek için yapıyormuş gibi sorusuna açıkçası ben biraz farklı bakıyorum. Oraya bir soru işareti koymamız lazım. Türkiye'deki bu kadar lüks araba merakını düşündüğünüz zaman Avrupa'ya gittiğimizde bu kadar lüks araba görmüyoruz. Şimdi ülke içinde düşünsenize Avrupa ile aynı fiyatları yapsak demek her taraf süper spor, çok lüks arabalarla dolu olacak. Tabii. Ve ciddi bir şey kaybına döviz çıkışı olmak zorunda kalacak ülkeden. Belki de böyle de değerlendirmek lazım bu durumu. O anlamda bizim ihtiyacımız olan asıl vergi koyucunun, devletin, biz bu vergiyi bu sebepten dolayı bu kadar yüksek tutuyoruz, yoksa bu olur demesi gereken taraf aslına bakarsanız onlar. Ama ben de şahsen artık bu seviyeden de sonrasının ÖTV'de, ki bu seviyenin bir çok hakkani olmadığını düşünüyorum, piyasaya herhangi bir fayda sağlayacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani bu seviyeler bile ÖTV'de çok yüksek. Yani dünyanın en pahalı arabalarını kullanıyoruz neredeyse. Peki. Çok teşekkürler. Ersin Şahin'le konuştuk. Erin Motor Genel Müdürü ve böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.